Hepinize selamlar Fransolu Taykanalı'nın güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim çünkü yanımda bugün çok sevdiğim dostlarımdan biri Eser var. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Bomba gibiyim ve bomba bir video geliyor. Şimdi Eser'in formatını aldık. 3 saatte 1500 TL serisini. Bu sefer Eser'de yapacağız bunu. Daha önce hiç yapılmadı. Sen hiç de yapmadı. Benim takipçilerim de aslında bunu bekliyordu. Senin kanalında yapmamız benim için de güzel oldu. Sürpriz oldu. Sen önerdin ama pişman edeceğim. O 1500 TL'yi alacağım. Burada tam tamına 1500 TL'niz var. Eser'in 3 saati var arkadaşlar. 3 saat içerisinde Eser 1500 TL'yi yiyebilirse, harcayabilirse 1500 TL ödülünü almış olacak. Almış oluyoruz. Eğer bitiremezse bu bir şey yok. Bir şey yok. Yediğimde kalacak. Yediğimde kalacak. Bir yere ayrılmayın. Çok güzel mekanlar var. Çok güzel şeyler hazırladım. Bir parça kurallardan bahsedebilir miyim? 3 saati ne zaman başlatacağız? Benim seçtiğim mekana gittiğimizde başlatacağız. Aynen. Kronometreyi başlattığımız gibi durdurmak yok. Bakacağım. Yolda geçen süre durdurmuyoruz. Ben sipariş verdim, durdurmuyoruz. Bir kere başlattığımız gibi durdurmadan akıp gidecek. Mekanlarda harcanan tüm parayı Fırat karşılayacak. Bende. Hepsi bende. En sevdiğim. Bir şey söyleyeceğim. İstanbul için aslında bunu 5 saatte 1500 TL yapsak da olur tabii. O zaman ben hazırım. Yakın mekanlar seçilecek. Ve bakayım bir 1500 mü bu? Sahte değil değil mi Fırat? Oğlum amcaollarım yeni bastırıyorum ben bunu. Süper. Tamam o zaman. Hepsi gerçek. Biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Hadi bakalım. Evet Eser, ilk mekana geldik. Pizza V'ye geldik ve buranın pizzası efsane, onu biliyorum bir kere. Aynen. Şimdi biz neredeyiz biliyor musun? Beşiktaş Akaretler Şubesi'ndeyiz. Süper, çok güzel. Kardeş, bu pizzayı denemen muazzam olacak. Onu da baştan evet. Söyleyeyim. Beğeneceğini de düşünüyorum. Sen daha önce gittin. Ben de tabii başka kişilerle duydum. Evet, güzel bu olduğunu. Bu şubeye ama ben de ilk defa geliyorum. Heh. Burada biraz sistem farklı. Bantlı pizza sistemi falan var. Göreceğiz. Ben de onu seninle göreceğim. Tamam. İddialısın. Tamam. İddialıyım. İçinden geçeceğim. Sen hazırla parayı. Onu söylüyorum sadece. Eyvallah. Saat yani zaten 3 saat dolmadan 1500'ün üzerine de çıkabiliyorsun. Onu da söyleyeyim. Kural bu. Kardeş bu kural nasıl var? Anladım. Bir şey demedin ya. İşte saati ver hele. Meşhur o saat. Meşhur o saati de ala. Tamam. 1500'e vermezsen. Kardeşim şunu okutursun. Saati de güzelce okutursun. Bileğime olmadı. Boş ver. Böyle başlayak. Tamam. Hazırla. Ben ayarlayayım istiyorsan sana. 1903 Beşiktaş. Kronometre. Tamam. Başlar başlamaz hemen içeriye giriyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Kronometre başladı. Haydi içeriye. Şimdi evet. Ben önümüzde. Aynen. Ben söyleyeyim mi hemen pizzamı? Baba bak seçti bile o. Seçti. Çok vakit kaybetmemem evet. Lazım. Hemen ben sipariş veriyorum. Bir tane şef pizza. Bunun fiyatına baktım arkadaşlar. 240 TL. Hemen kolayı kontrol ediyorum. Kola da 35 TL arkadaşlar. Yani toplamda 275 ile açılış yapıyorum. Bitti. Ben. Bitti. Kral bana da taco getir. Bak bu da fena. Tamam. Oo. Bu da Doritos'lu dairi falan gördüm. Acılı. Bir tane isterdim. Taco. Bunun fiyatı da 180 lira ama seni dinleyen bir şey yok. Ben de şekersiz kola rica edeyim bir tane de. Aynen. Aynen. Yarışmada olduğun için biraz hızlı gelirse sevinirim. Tamam. Aynen. Elini ocağa soksa. Buyurun menüleri de verelim. Sağ olasın. Kardeşim heyecanlandın, hırsı yaptın. Çok heyecanlıyım abi. Ben bak rekor kırmak için geldim. Harbi mi? Hızlı bir şekilde yiyeceğim ve çok yiyeceğim. Eyvallah. Bittik. Bu arada şunu da söyleyeyim. İstesem böyle çok daha fazla yüksek miktarları çıkar ama keyif de almak için farklı mekanlara da gideceğim. Keyif alacağım ya. Öyle kanka söyleyeyim. İşin profesyoneliyle adamla yapınca adam benle böyle kedinin topla oynadığı gibi oynuyor. Kedileceğiz odayı. Feda olsun. 10 bin liralık değilsen yeme de. Bu set neredeydi burada? Götürün lan. Altın kaplama. Yer kalırsa sözümdür. Altın kaplama hamburger yedireceğim sana. Hadi bakalım. Tamam mı? Tamam. Tamam sözü ver. Altın burger. Tinan söz oldu. Vermene gerek yok. Ben istesem şu an gidebilirim. Doğru söylüyorsun. Doğru, kendimi bir yere koymuş gibi oldum böyle, haklısın. Kanal senin zaten kral, her şey senin. Eyvallah. Hayır biliyorum. O zaman arkadaşlar pizzalar gelince, bak bu arada bant dediğim sistem bu zaten gösteririz. Buradan geliyormuş arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Mesela işte kaçıncı masa bu, sallıyorum bilmiyorum da ha burada yazıyor. Dördüncü masa mesela. Yok bence bu birinci masa. Birinci masa. Direkt geliyor böyle arkadaşlar. Pizza nerede duracağını biliyor. Burada duruyor. Buradan alıyorsun. Çat alıyorsun değil mi? Bitti gitti. Teknolojinin bitti. Geldiği son nokta işte. Ve sahipleri de mühendis olduğu için kanka kendileri geliştiriyor bu teknolojiyi. Yani adamlar çözmüş olay. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Buradan da takdir ettik tekrar. As bayrakları mı deniyordu? As! Pizzalar gelince biz de buradayız. Acıttım. Bu
Bunu bant çalıştı eser. Bunu açmış. Açarız ya. Bak. Valla teknolojinin geldiği son nokta böyle şey. Ben kendiminkini alayım. Sen al. Sen kendiminkini alırsın. Vay kardeşim. Ekleriz bir dakika bu eser. Oo, efsane gözüküyor ama. Kardeşim eyvallah. Bak bu, bu şekil. Kardeşim. Evet bak çok güzel gözüküyor. Cheddar var herhalde bunda. Cheddar var. Fene turşusu var herhalde. Jalapeno var. Et döner var. Bu Doritos'lardan var. Efsane. Ve ben ne yapıyorum? Şöyle dürdüm. Olmuyor mu böyle? Olmuyormuş. Kardeş şu an pizza dile geldi ya. Kesilmeseydi olurdu da. Tamam sıkıntı yok. Şuradan şöyle girelim artık. Şöyle deniyorum. Bu arada pizza efsaneymiş. Harbi beğendin mi? Efsane, çok güzel. Oğlum, tanış diye şey yapma yani. Yani uymalıysa diyebilirsin yani her türlü. Tam benim tarzım zaten. Bence buna bayılacaksın. İstiyorsan bir dilimi değişelim. Yani şundan dolayı çok yemek kendine tıkama diye. Ha, ekstra bir dilim yememiş olursun, tamam. Anladın mı? Tamam. Seni... Anladım, şuradan aldım. Bak, o zaman. Ne kadar dürüst bir adam. Hayal olsun sana. İyi niyetli. Kamera da orada dönüyor benim. Senin pizzayla aran nasıl? Evet. Benim pizzayla aran mı? Oo. Hem Amerikan hem İtalyan. Nasıl? Bu da çok güzelmiş. Yakışmış değil mi? Çok. Ben de. Evet. Bizim Pera buna bayılıyor. Tam çocuklar için ideal bir menü zaten bu. Kanka ben pizzayı İtalyan, Amerikan her türlüsünü severim. Ve hepsini de keşfettim yani. Nerede? Neresi ya? Bunun için avantajı ne biliyor musun? İp incecik yapıyorlar. Evet. Onun için akar gider. Kalın olsaydı pizzacıya zaten gelmezdim. İnce olduğunu bildiğim için lahmacun gibi gidiyor. Çok güzel. Ve midemde gereksiz bir şişlik yapmayacak. Yok. Aynen. Bir şey daha söylemek istiyorum. De. Şimdi ben bunu bitirirsem senden önce ben seni beklemem. Tabii. Onun için bana ya yetişeceksin ya bırakacaksın. Bu işler böyle. Vay kardeşim biz benim. Böyle eyvallah. Yapıyoruz. Eyvallah. Keşke aynı şehirde yaşasak bir eser. Baharat falan istiyor mu? Mideyi baharatla yormayacağım. Vay. Oo, şöyle bol bol. Düşmem. Bol. Ver bakayım. Biz de harbiden 10 numara bekliyoruz. Evet benim son lokma. Hadi. Ben bunu mı? Yolda içeceğim ben. Harbi mi? Aynen. Abi zamanla yarışıyor. Abi tamam. Ben bunu elle gidiyorum. O zaman ben hesabı ödüyorum. Sen hesabı öde, ben arabada bekliyorum. Tamam hadi yürüyorum. Olaya bak ya, adam maratona çıktı. Ya bir şey yok. Aba gidiyor lan. Ben de bunu giderek gömerim artık. Eser et yemek istedi. Dedi et yemek istiyorum. Sosis olur dedi. Pahalı bir şeyler istiyorum dedi. Kırmızı ete getirdik. Ben daha önce buraya geldim. Sosisler efsane, yıkılıyor yani. Bomba. Çok iyi, çok iyi. Fiyat olarak da tatmin edeceğini düşünüyorum. Bence de. Bence beni de tatmin eder, seni de tatmin eder. Hem lezzeti hem fiyatı. O aynen zaman mi? Fazla zaman kaybetmeyelim. Kırmızı etteyiz, hemen içeri giriyoruz. Hemen içeri girip sipariş verelim. Kardeşlerim, evet. Ne sipariş ettin sen? Evet, halka sosis söyledim. Böyle iç içe kıvrılıyor. Bunun da fiyatı 295 TL, bir de çok lezzetli. Böyle kesiyorsun, böyle suyu falan akıyor. Burası da bu işi yapıyor yani. Yapıyor, gerçekten yapıyor. Fiyatı 295, yanına da bir tane içecek aldım. Kola, Pepsi daha doğrusu. Onun da fiyatı 30 TL, yani 325 TL yapıyor. Önceki de 273'e toplamda 600 TL. Eğer burayı yersen 600 TL oluyor. Ben de bir soğuk su söyledim işte. Sen kredi çek. Ben de şey söyleyeyim, Fırat Furtner. Furtner söyledim. Farklı, onun tadı da çok güzel. Evet, onun da tadı. İstiyorsan tadına şey yaptırabilirim onun da. Dediğim gibi hani bir yok, ben abi kendim aldım. Sen benden tat, sıkıntı yok benim için. Yok, benim için sıkıntı o. O benim için sıkıntı arkadaşlar. Siparişlerimizi biz verdik velhasıl Kerem. Siparişler gelince biz de buradayız. Evet. Süper. Patatesler önden geldi. Yancıyı yemek zorunda değiliz bu arada. Onu da belirteyim. Kurallar evet. İçerisinde çünkü ben bu arada bunu söylemedim doğru. Yani evet, yancı yani ben biraz keyfe kalmış. Evet, aynen öyle. Ben takipçilere sormuştum. Gelen menüde yancılar yensin mi yenmesin mi? %51 yemesin takipçi dedi. %49 yesin dedi. Yani yancıları yemeye gerek yok. Ana ürünü yemek yeterli. Ama turşu yenir. Akar. Tabii. Özellikle mesela şu çıtır çıtır. Doğal probiyotik. Rahatlatır mideyim. Lahana turşusunun sen gerçekten kansere falan iyi geldiğini biliyor muydun? Abi benim mesleğim kanserdi. Evet. Sosislerimiz. Mesleğim kanserdi. Bah. Muhteşem. Ben hemen başlıyorum. Kusura bakmayın. Eyvallah. Abicim sağ olasın.
Afiyet olsun kardeş. Ben beklemedim. Fark ettim zaten. Bura biterse 600. Abao. Esercim, soslarla aran nasıl? Sever misin? Bayılırım. Çok iyi ya. Aklı la. Çok lezzetli. Bunu aslında böyle yavaş yavaş keyfini çıkara çıkaracaksın ama... De kankam. Hızlı olmam lazım. Diğer mekanlar biraz daha yakın. 20 dakikada geldi. 1 saat 10 dakika, 11 oldu. Ne bak, kadar acı o sos, kadar iyi. Acı sos çok iyi. Acı sos çok iyi. Yılan gibi oldum. Oğlum sen hızlıyorsun, ben niye hızlıyorum? Ben anlamadım. Bana yetişmen lazım. Ben bunu yiyince kalkarım. Ben bunu yiyince kalkarım. Gibi. Gitti ha. Baktım araban orada döngen gibi, hadi kapıyı aç diyor. 2 dakikamı yedi. Dur orada bir paramızı ödeyip bir şey yapak. Allah Allah. Bu formatta seni pişman eden kişi Tuna mı oldu? Tuna harbiden içinden geçti ya. Koca bir tepsi soğuk baklavayı bitirdim. Şoka girdim yani. Hızlı yeme, çok yeme, hepsi bir. 2 kiloluk et yedi. Bunda ayrı şoka girdim. Tuna doğru sen 15.000 falan yapacaktın. Sizin orada 15.000 mümkün ya. Değil yani hani. Ama Tuna yapar herhalde. Yapar da. Yapabilir ya, o potansiyeli var. Yapabilir de. Oha yedi la. Vallahi ya arkadaşlar. Bu arada benim takipçiler için de bu şey oldu. Normalde ben böyle yerken muhabbeti falan da akıtıyordum. Şeyi de akıtıyordum. Burada yine ben muhabbet ediyorum. Eser yemesin de. Eser içmesin de. Vallahi çok iyi geldi lan. Bak. Çok lezzetli. Hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım. Hayır. Yedi. Burada da ne kadar? 325 liralık olduk arkadaşlar. O zaman diğer meslemde görüşürüz. Şimdi Şahane'nin Sushi Express'e Express'e geldik kardeşlerim. Eser de ki ben sushi'de sushi. Bu arada çok mantıklı hareket. Çok doğru bir hamle. Aynen. Paranın bence ciddi bir kısmını zaten burada halledeceğim, çözeceğim. Hiç edeceğin gibi geliyor. O zaman bir an önce geçelim, siparişi verelim. Aynen öyle. Çok da seviyorum sushi'yi. Bir an önce geçiyoruz. Buyurun. California Mix Set söyledim ben. Onun fiyatı 490 TL. Soda 52 TL. 542 TL. 542. 600 daha. 1142. 1142 TL ile. Eğer burayı yersen 1142 oluyor. Sen ne istiyorsun? Ben bir soda mı içelim? Bir dinlenirim. Ben soda söylerim. Baba ben dinlenmeye çekilir. Ben dinlenmeye çekilirim. Süper. Soda. Güzel. 16 parça senin sushi. Belki bir parçasını yerim. Belki bir tane tadına bakarım. Adam karar koymuş, parçalayacak. Bitti zaten. Parçalayacak bizi, belli oldu. Biraz daha rahatlayayım, böyle sokak lezzetlerine dalacağım. Onun için hızlı hareket ediyorum. Vallahi mi? Tabii. Vay aslanım, vay kardeşim. Bittik. İçinden geçeceğim. Bittik ya. Ya bir şey söyleyeceğim mesela. Ben Hatay'da böyle yapmamıştım mı diye. Hayır. Zaten bu arada şaka bir yana arkadaşlar, işin esprisi bir yana mesela Hatay'da gerçekten uygundu. Bitirmesi zor. İstanbul zaten tavuk döner ayran yese 150 lira. Aynen öyle. Bak net söyleyeyim. Evet. Şakasına tavuk döner ayran yese 150 lira. Zaten bir tık daha böyle lezzetli ve kaliteli pahalı ürünler yedik. Tabii, ondan rahat sonra rahat akıyor. Rahat akıyor. 300, 400 hani 500 akar yani. Aynen, net aynen, net aynen. Bir şekilde akar. Onun için sen bunu bir daha ben hani tecrübe de ettim benim videoda. Bunu 3000'e falan çek. Hani ola ki burada bir takipçinle falan. Şimdi iler... bak 3000'i ben İskenderun'da yapsam olmaz. Olmaz. 3000'i atıyorum sallıyorum. Diyarbakır'da yapsam İstanbul, mümkün değil olmaz. İstanbul dışında hiçbir yerde olmaz. Sana net söyleyeyim. Ankara'da, Ankara bak başkent büyükşehir. Orada bile. Daha geçen hafta Ankara'daydım. Kesinlikle Ankara'da 250 liraya komaya giriyorsun. Doğru. Ankara bile Ankara'da 250 yani. Liraya aynen. Komaya giriyorsun. Ben 150 liraya bir pide yedim. 3 kişilik sandım ben. Dediler ki 1 kişilik. Burada yesen o ne kadara gelir? En az 300-400 lira. 300-400 liraya gider. Anladın mı? Doğru. İstanbul dışı yerler için 1500 daha okey. Ama burası için kesinlikle 2,5-3. Doğru. Öyle hani yapmak lazım. Öyle yapmak lazım. Bir daha çekersem dediğin gibi burayı 3000 liraya şimdi alacağım. Şimdi gider İstanbul'da bana kanalına çekeriz. 3,5 yapar. 5 yapar. 3,5-5 yapar bana. Ne? Takipçilere soracağım. Takipçiler. Hatta siz yoruma yazın. Fırat'a ben bu seriyi yaparsam İstanbul'da 3 saatte kaç TL yapalım? Yazın. Gerçekten ama şey yazın yani, hakkaniyetli, mantıklı düşünün. Edin ne kadar olacak? Oh sushi de geldi bu arada. Seti bak, dizdik. Seti dizdik. İçeceklerimizi de alalım. Vallahi bak çek yönetmenim. Çek. Valla canım çekmiş. Az gelmiş sanki bu. Mazeretim var. Tabiiyim ben. Wasabiyim ben. Hakikat. Bu niye böyle? Oh tost da burada. Eyvallah kral. Ben açım kardeşime. Aç sevinirim. Sen soyanı ekle. Yasin Bey'e prodüksiyon amirine bir tanesi. Şimdi 1 saat 20 dakika gibi bir şey oldu. Ve şöyle başlayalım. Şuradan alıyorum bir tane. Ben süreyle ilgili sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum ya. Bence de yaşamayacağım. Ama sonlara doğru böyle biraz daha rahat hareket etmek istiyorum. Onun için... Havyarı en son ne zaman yedin Eser? Havyarı mı? Ha burada havyar yokmuş. Üstteki havyar. Bu havyar mı? Bak ne? Şu havyar.
Havyarlı değil mi bu? Evet. Dur ona geleceğim. Şuraya bas abi den alalım. Oo yandı. Bak oğlum bu Hatay Samandağ biberine benzemez. Değişemez. Dedi be. Güle güle sana. Bu ne lan? Ay gördünüz. Dedim oğlum. Bu ne oğlum ya? Biraz keskin geldi bu. Öldük lan. Zencefil turşusu ya toparlar. Tıfırlayalım mı diyorsun? Çok şey geldi. Damlağım ay canım işte. Çektirdim be. Ser, alayım mı bir tane? Al al al. İki tane de alabilirsin. Sıkıntı yok. Şöyle al, alırsın. Soyasını şöyle güzelce bandın. Lan ben seni acı yedim. Yalnız mı bırakacağım? Sen Allah'ına kurban. Yalnız bırakırım bunda. Güzelmiş ama buranın üstü. Hoşuma gitti başarılı yani. Başarılı baya. Senin suşiyle aranasın. Seve seve iyi oldu. YouTube sayesinde. Bundan 2016 senesinde falan böyle bir bayağı midem bulana bulana denedim. Hanım da benim ona şaşırıyor. Hmm. Alıştım böyle bir videoda suşi değil. Ben böyle yılan balık gibi falan böyle. Allah kahretmesin. Balık sevmeye yeni başladım. Bu nasıl yüz iştahlı suşiyi? Feryat etti. Çünkü o balığı çok sever. O suşiyi sevemedi. Benim aram iyi oldu. Ama şey değilim. Nasıl diyeyim? Çok çeşitlerini falan bilmem. Kızarmışı çok severim. Anladım. Yani bakarak okuyarak biraz daha şey yaparım. Hani şey diyemem. Suşi kültürüm var. Şöyle böyle. Hani bunun kültürü de var mıdır bilmiyorum da hani suşi kültürü. Yani ben de çok böyle hani yok, sık yediğim sen... söylenemez ama seviyorum yani. Aynen böyle. Vay arkadaş ya. Gömdü lan. Arkadaşlar bu da sonuncusu. 15 taneyi yedin ya. 16 taneydi bir taneyi ben vurdum. 15 taneyi yedin ya. Severim. Bak bir 15 tane daha olsun 15 tane daha yiyorum. Çünkü suşi de sınır yok abi. Gider ben de akar. Fark ettim kardeş. Yani Hataylı'dan ziyade tam bir Çinliydin yani şu an. Hani ben bilmesem Çinli derim yani. Anladın mı kanka? Güzel helal olsun yani. Hadi. Hadi mi? Hadi Fırat. Hadi. Arkadaşlar. Yolda içelim. Hesabı rica edebilir miyim? Dur ben ses söyleyeyim de vakit kaybolmasın. Arkadaşlar diğer mekanda yine ben ezilene kadar geliyorum. Şimdi Eser'in canı hamburger istemiş ve ben de şu an hayır. Güzel bir hamburgerciye getirdim. Evet. Ben de çok seviyorum kanka. Brox'a geldik. Burada hamburger dışında bak yancılarla pek karan yok ama sana şunu söyleyeyim. Burada sarımsaklı maydanozlu patates kızartması veriyorlar yanına. Köy patates. Gibi. Aynen öyle. Bence onun tadına bakacağım tamam. Diye düşünüyorum. Onun tadına bakarım. Ama onun çok tadına... yemem ama tadına mutlaka bakacağım. O zaman içeri doğru geçelim. Hadi hemen bakalım kendimize göre bir hamburger seçelim. Haydi. Evet 1 saat 50 dakika olmuş şimdi kontrol ettim. Ettim ve şöyle mi? Söyleyeyim. Bir tane cheeseburger söyledim. Bak kenara da not ettim hatta. 1142 TL yemiştim. Üzerine 165 TL yemiş buradaki cheeseburger. Toplamda 1307 TL oldu. Adam bana gerek kalmadan kendi kendine hesapladı ya. Ya senin gibi mis gibi ya. Adam kendini ben yiyor. Yani. Kendi. Ben yanımda süs gibiyim. Ara ara laflıyorum, konuşuyorum işte. Hani anladın mı? Ara muhabbet ediyorum. Sen kendine... Ben de söyledim kanka. Soda falan yok. Ben de cheeseburgerimi söyledim kanka. O patatesi de kaçıramazdım. İkisi falan. Bak, harbi merak ediyorum. Ya. Bak buranın cheeseburgerini cheeseburgeri de severim. Ben burada video çektim mi hatırlamıyorum. Belki bir defa geldim çektim ondan sonra ama tadı damağımda kalmıştı. Gerçekten hani güzel burgercilerden biri. Kadıköy'de zaten çok güzel yapan mekanlar var. Evet. Bu da onlardan biri. Anladım. Ben şu an bir de şunu da söylemek istiyorum. Zaman olarak çok güzel ilerliyorum. Çok iyi. Belki sokak iyi. Lezzetine dalarım. Bir lezzet, iki lezzette 1500'ü inşallah göreceğim gibi. En son tatlıyla kapatacağım. Sen bu işi zevke döktün zaten. Ne? Şu an büyük keyif alıyorum. Sen böyle yani parayı geçebilirsin bu arada. Hiç şey yapma ama bu zaten tam ayarında da böyle bitirebiliyorsun. Yani adam şu an çok iyi gidiyor. Abi çünkü bak yıllardır yapıyorum. Sanki formatı sen yapmışsın. Sanki bu format bir yerden tanıdık gibi sana. Yıllardır hep başkalarına yaptılardı. Ben keyif evini çıkarayım yani Fırat. Ama sistemi görmen lazım. Atıyorum adamım yavaş ya. Hadi hızlı hızlı. Yılların tecrübesi. Yok ama sokakta göreceğin koca adamla şöyle yürüyoruz ya. 5 kişi. Ama canı sağ olsun evet. Ben hiçbir şekilde hakkaniyetli bir şekilde elimden geldiğince olmaya çalışıyorum o zaman. Sipariş gelince biz de buradayız. Hayırlı. Hamburgerler geldi. Eser yemeye başlarken ben şöyle size hamburgeri göstereyim kardeşlerim. Güzel. Kesebilir mi? Serpici de alabilir miyim? Hah. Gerçi biz pişme derecesi söylemedik ama normalde söyleyebilirsin yani hafifçe. Benim için çok güzel pişmiş şöyle göstereyim. Ben tam bir tık daha pişme seviyorum ben ama. Ben böyle... Hafif az pişmiş. Hafiften piş... aynen böyle biraz daha az pişsin istiyorum yani. Sulu sulu kalsın istiyorum daha doğrusu. Eyvallah. Patates orta mi? İyi pişmiş. Daha demden beri onu düşünüyorum. Orta iyi pişmiş işte bunun biraz da aslında... Ya tam koysa. Bu ayarda ya çok kırmızılık yok. İyi ya bu. Patatesin yorumunu merak ediyorum. Güzel. Çok ha? Güzel. Aynen. Değil mi? Tam Amerikan lezzetiyle geleneksel Türk lezzetinin aslında köy patatesinde şey oluyor. Tam köy patatesi değil. Hmm. Yani buna normalde toz biber ve limon sıkıldığı zaman o zaman tam köy patatesi olmuş oluyor. Aynen öyle. Da
ayrı güzel. Maydanoz ve sarımsak dokunuşu. Yani bak. Bamya. Güzel. Sever misin bamya? Oo, bayılırım turşusuna. Normalini de severim, közlenmişini de severim, yemeğini de severim. Bamya ile ilişkin iyi yani. Çok çok iyidir. Eyvallah. Bayılırım. Çok iyi be. Ama tuzu da çok güzel. Et nasıl? Muazzam. Akıyor değil mi? Tam bir de şu an tam iyi gitti. Büyük, çok aşırı büyük de değil. Tam kararında. Şu an tam yan fiyat performans ürünü bence ya. Kesinlikle. Tamam, aynen. Abi şey diyeceğim. Hafiften zorlanmaya başlıyorsun. Hafiften mi? Oğlum ben hızlıyım adamın. Aa şu sosu kaçırdık mı? Lal oldum. Bu da tamam. Lal oldum. Bu da tamam. Sence kardeş ben gelirim ya. Hadi. Hadi Fırat. Sokağın başında bekle, ben geliyorum. Burada da yani totalde 300. Yok seni karıştırmıyor. Totali söylemeyeyim. Benim parayla bir işle karışır. 165 lira. Ne kadardı en son? 1307 oldu kardeş. 1307 TL'yi tamamladım. 200 TL'den az kaldım. Evet. Su da içtim. Aa suyu da ekleyelim. Ne kadar su? Su ne kadar? 15 tane 15 TL daha ekliyoruz. 1322. 1322 TL oldu. İyi şanslı sana, normal 50 lira oluyor suyu. Kadıköy'de 50 lira yani yerde. Az koymuşlar. Gömdük. Geliyoruz o zaman arkadaşlar. Şuna bak. Yancıdan da yemem dedi. Benden fazla yancı yedi. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Güzel yapmış. Psikoloji olarak güzel var değil mi? Çok güzel. Kardeşlerim, eser sokak lezzeti, sokak lezzeti dedi. Biraz saçmaladım. Islak hamburger istedi ama dedim daha yeni hamburger yedik. Evet. Ben dedim sana çok güzel bir yengen yedirmedi, yedireceğim. Islak hamburgeri yedirmedi. Çay ocağı tostları videomda ben Yeşilçam Çay Ocağı'nda güzel bir tost yedim. Hatta bir iki takipçimle videomda da buraya gelmek istedi. Sana da burada gerçekten acılı güzel bir yengen yedirmek istiyorum. İskenderunluymuş bu arada abi. Evet, sahibi de İskenderunlu. Hemşire... Biraz daha konuşsa. Hatta çıktık da hatta. Çıktık tanıdık bayağı falan. Birileri çıktı. Harbiden öyle oldu bu arada. Şimdi burada yengen tost, böyle güzel bir yengen tost. Yani evet. Artık ne içeceksen, çay, kola, Fanta, oralet, Fanta mı? Evet. Reklam var mı? Ne oldu? Olur mu? Sıkıntı varsa. Attık orayı. Oturalım biz de o zaman. Evet. Siparişimizi verelim. Özleyeceğim seni ama. He lan, ben de gitme lan. Son demlerimiz. Son demlerimiz valla. Yarın gidiyorum. Gidiyoruz. Valla gidiyoruz. Evet. Evet, tostlar geldi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tost 60 TL, Fırat Sobutay adıyla geliyorsanız 50 TL'ymiş. Ben Fırat Sobutay adıyla gelmedim. 10 lira hesabı ne? 60 TL. Evet. 25 TL'de Fanta. Sarı kola. Sarı kola Fantası. Toplamda 85 TL yapıyor. Var ki hasretim o. TL diyecek. Gül, onun için ben söylüyorum. Yüzüne. Geçiyorum. Kararlıyım. Süreyi oynuyorum ben de. Süreyi oynuyorum. 1322 TL'ydi. 85 TL daha 1407 TL yapıyor. Oo, çıtır çıtır. Çok güzel koktu lan. Hmm, çok iyi. İçinde turşu var ha. Yengende böyle. Salam var, sucuk var, domates var, turşu var, ketçap da var. Bayılın. Sokak lezzeti dedin de dibine getirdin. Dibine getirdim. Benim amacım aslında biraz daha böyle midye, kokoreç. Ama bölgeye bakıyorsun, biraz uzak kaçtığı için şey yapmadım. Süre kaybedecekti. Yakın bir yerler diye. Yakın çözmek istedi. Ne var diye istedi. Baktım. Tost vardı. Şansımızı tosttan yana kullandım. Tuşu biraz daha hızlı geldi. Lan şu köşeyi yiyeyim mi lan? Ne be? Seviliyorsun abi. Eyvallah canım benim, sağ ol. Ahır lan la. Benim hoşuma gitti. Bir de memleketlim. Tostu iyi yaparız abi. He, bak. Değil mi? Adam yapıyor. Harbiden ama. Gerçekten bizim o taraflarda, o bölgelerde Hatay falan olsun çok iyi yani. Yani hamburger, daha demin gittiğimiz hamburgeri de İskenderun'daymış. Adamlar yapıyor. Düşün. Yıllardır gelirim. Nereli olduğunu sormadım. Muhabbete girmedik. Girmedik yani. Beni o yönde memlekette. Muhabbetini yaptı ama anladı. Ten rengi falan filan da aslında benziyor. Bizim Adana falan o taraflara çok benziyor. Aynen, aynen o bölgeye benziyor. Hiç şey yapmadım yani. Hayır, senin tostu hızlı yemeni anlarım. Ben çaya neden fondip çektim? Şuna bakar mısın? Midem delindi yani. Hani ben bunu neden hızlı içtim yani? Benlik bir şey yok ki. Benlik bir şey yok ki. Gömüyor adam. Kardeş. Bu da son lokma. Bir şey diyeceğim, Hatay'a döndüğünde muhtemelen eser bir hafta yemek yemezsin diye düşünüyorum yani. suyla geçinirsin diye düşünüyorum kardeşim. 60 mekan gezdim ama. 4 günde 5 günde. 4-5 günde gerçekten arka 60 mekan gezdi. Yani zaten 35 tane biz mi gezdik? 35 tane rahat beraber gezdik kanka. Geri kalan da diğer videolarda desen ciddi bir oran. Fenayım. Çok ciddi bir oran. Çok fenayım ama çok güzel yerler gezdik ya. Mutlusun. İnanılmaz mutluyum. Aynen, kesinlikle. Çok güzel mekanlar keşfettik seninle. Eyvallah, eyvallah. Muazzam geçti yani İstanbul.
Çok iyiydi. Bence de çok iyi gitti. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Vakit kaybetmiyoruz. Hemen bir tatlı atalım artık. Son bir kapanış vurgunu yapalım. O zaman sindirelim tatlıyla. Tatlıyla yediklerimizi sindireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi San Sebastian yemeğe geldik. Aynen öyle. Artık kapanışı son 93 söylem kaldı. 1407 TL yedim. Büyük bir heyecan, artık yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz. Lan hiç mi tıkanma yok ya? Hiç mi doymadın ya? Tatlı da bir son da gidebilirsin. Yani ben şöyle söyleyeyim sana, Nusret'in yanına gidecektim ama seni düşündüm. La bırak, yiyemeyeceğini düşündün ya. Vallahi videoyu bitirirdim orada. Yiyemeyeceğini düşündü, yoksa yiyecekti altın buryer. Ben sana söyleyeyim, gidecekti. Bir şey söyleyeyim mi? Son 15 dakikam kaldı. Ben hiç oyalanmak istemiyorum. Sen tamam. Bilerek oyalıyorsun beni. Hızlıca içeri gelelim. Belli yiyor, bari süreden yırtalım yani, anladın mı? Hadi içeriye geçelim. Hadi bakalım. Geldi. Gitmiyor artık. Kanka yemiyorsan bırakabilirsin. Yok. Son 15 dakikam kalmış. Şöyle yapıyorum aga. Şöyle tutalım. Şöyle kameraya doğru. Şovumuzu da yapalım. Akıtalım. Oo, doysun. Beslersin. Biraz siyah bir biter mi bu? Ne bu? Zift getirdin işte. Asma attık. Oğlum beni öldüreceksin. Zift mi ayarladın? Ne yaptın? Kaşık aferin çocuklar böyle. Evet, aslında kaşıkla şöyle bir al istiyorsan bunu verik kardeş. Ayıp ediyorsun, buyur. Tamam. Şöyle kameraman arkadaşımız yakından gelirse. İnşallah. Aha geldi vallahi Mete. Atmıyor. Net tıkandı. Çok güzel. Şu an yediklerimiz. Bende de burada pasta var. Kankam. Bu arada şunu söylemek istiyorum. San Sebastian 85 TL. Amerikano istedik. Bu da 60 TL. Yani ikisi toplamda 145 TL yapıyor. Yani toplayınca 1552 TL yapıyor. Yani bunu bitirirsem 1552 TL, yani 1500 TL'yi aşmış oluyorum. Evet. Yani son emin adımlarla ilerliyoruz. 1407 TL ekledik bunları. Yani çok da emin adımla gitmeyebilirsin. Mesela tökezleyebilirsin kanka. Hani benim için problem değil yani. Hani gerçekten çok şey yapma yani. Yüzük kuyruğuna geldik. Bundan sonra geri dönüşü yok Fırat. Fark ettim kardeş. Yarısı bitti zaten. Son bir 10 dakikam gibi bir şey kaldı. 5 dakika çünkü bunun gelmesi. Vay 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 vay. Çikolata nasıl? Zift dedin ama. Yok, sert gidiyor. Mi? Gidiyor mu? Sıkıntı yok. Sütlü bayabilirdi bu arada. Sütlü çikolata evet. Sanki ayarında evet, olmazsa evet. Bayabilirdi yani. Dostum bak son adımlar. Vallahi 1500, adam. 1500 TL'yi hazırladın değil mi sen? 1550 TL mi? Yok 1500. Eyvallah. Ama 1500 TL vermek istiyorsan verebilirsin, sıkıntı yok. Aşağıda bir sayak da kardeş tekrar lan. Yanlış olmasın. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Mete'ye çek desem çekmez ha. Mete para soyuyorum, çeker misin abi? Parayı desem. Görünce demek ki. Tabi. Evet iyi. Aldın. Ne? 100 lira indirim yap bize. Öğrenci indirimi mi? Yok, var. Dalgınlığıma gelmiş. Mekanları öderken senin paraya müdahale etmişim. Ama anladın mı? Şimdi oldu. Onun ikisi o taraftaydı. Paradan ayarladığım paradan gitti. Onu denkleştirdik ama kardeşim. Son lokmada kaldık. Abi kıpkırmızı oldu. Adam pes etmedi ya. Lan bittim var ya. Helal olsun. Helal olsun. 15 TL bitti. Helal olsun. Şöyle kahvemi de göstereyim. Cıbı kalmış. Bunu da fondip yapalım. Tamam tamam. Yarısı da içeceğim. Tamam kardeş tamam. İki yudumunla buradan. Akıyla alırım ben. Kapanışta takdim edersin. Kapanışta ha, vereceğim. Kapanışta. Tamam. Şimdi gidelim. Bir çayımızı kahvemizi böyle rahat içelim. Şimdi doğru şey içtik çünkü. Asit içtik şimdi. Aynen. Sanki Amerikan onu kahvede bak şimdi bizim o taraflarda bu bölgelerde arkadaşlar Türk bizde kahvesinin 8-10 önemli. Bardak çay kahve içilir. Net. Özellikle kahve. Kesinlikle ve Türk kahvesi gerçekten o bölgelerde çok önemli. Hatta kesinlikle. Bazı işte Hataylı fenomenlerde şeyi gördüm mesela. Şey yapıyordu böyle. Kız diyor ki annesi böyle aa çok beğeniyor olanı beğeniyor öyle bir şey yapıyor. Türk kahvesi yok diyor ben sevmiyorum diyor. Annesi bir anda diyor ki kızım bu olmaz Türk kahvesi sevmiyor bu olmaz iptal diyor. Hani oğlanın her şeyini beğeniyor kahveyi sevmeyince Türk kahvesini öyle bir hassassınız. Biz de sabah aç karnına bir kahve içilir kahvaltı edilir üzerine bir kahve içilir. Aradan bir saat bir buçuk saat geçer öğle yemeğinden önce bir kahve öğle yemeği yenir. Ardından bir kahve. Sonra taşa kardı. Aynen. Taşa kardı sonra. Bir de koyu kahvedir yani. Hataylı olanlar buradan bilir. Yani bildiğim böyle koyu. Sanki böyle mırravari bir şeydir. Çifte kavrulmuş değil bu. Koyu kahve. Yani onun da bir tık üstü var. Evet. Evet. Ondan içilir yani. Denedik sen kardeş geldiğimizde. 3 gün uyumadı. Geldiğinde içirdi gidene kadar uyumadım. Uçakta uyudum o dönem. O zaman burada da hesabımızı ödeyip kardeşim o zaman güzel bir final yapalım kardeşim, seninle. Kardeşim kesene bereket. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür kankam. Ediyorum. Ne demek?
geliyorum. Toparlanalım artık çay kahveye. Eser Bilen. Bak otururken şu an zorlanıyorum yani. Ben bütün... 5 kilo aldım herhalde. Ben bugün ilk defa uzun aradan sonra bir yemek videosunda böyle rahat relaxtım. Belki ilk defa bu kadar yemedim. Benim en sevdiğim sarı işte. Kanka ilk defa bu kadar en yemedim. Sevdim, en düşün karşındakiye sen rahat rahat ne yemek istiyorsan. Ben dedim ya bir mekanda çay içtim. Bir anda canım istedi yedim. Bir de sıkıntı şu ben yavaş yedim. Eser hızlı yedi. Hani orada tutturamadık falan şimdi çaya geldik. Ben 10-12 bardak içerim. Afiyet baş şeker olsun. Kesene berek. Paramı da alırım yani. Parayı çıkarmadın ama şimdi Fırat. Unutturuyor musun artık? Mümkün mü kardeş? Şöyle kardeşim 1500 TL. İşte ben bu 1500 TL ile öğrenci evine giderim. Vaaay. Kardeşlerime güzellik yaparım. Bunu boşuna almadık tabii ki de. Eyvallah. Al. Doğru yere gitsin. Aynen. Öğrenci kardeşlerime gidecek bu. Süper, süper. Öğrenci evi serisinde öğrenci kardeşlerime güzel hediyeler alacağım. Ben. Eyvallah. İyi, sevindim. Sevindim. Sevindim diyorum da zaten öyle bir şey yapacağın hani yakışır sana. Tahmin edebilecek bir şey. Bu arada bak teras kafeye geldik tamam mı seninle? Evet, bayağı açık, ferah bir yer. Burada 14 yıl önce, 2009 senesi, tabii 14 yıl oluyor değil mi? Üniversite bittiğinde abimle beraber, abimle Amerika'ya tam böyle gideceği dönemler işte çalışmak için. Hocalık yapacağı dönemde. Evet. Benim de üniversite bitti, böyle bir karar aşaması dönemindeyim. Oyunculuk okumaya karar verdiğim yer burası. Vay. Abimle burada konuşarak, abimin motivasyon verdi. 14 sene önce. 14 sene önce vay tam be. Burada. Ya iki masa arka ya iki masa yani buradaydı. Anladım. Ve pardon lan burası. Burası. Bu bölge. Ve orada ben gerçekten oyunculuk yapmaya hani İstanbul'dan eğer döneceksem de o oyunculuğu okuyup öyle dönmek istiyordum derken oldu, o oyunculuğu da okudu. Geldi geçti. Vay be. Ha şimdi seninle buradayız. Hadi o zaman çekelim. Çayımızı. Gidiyorsun be Eser. İyi alışmıştık. Yani, aynen. 65 keşke... 65 tane mekan gezdi Eser. Arkadaşlar şaka değil İstanbul'da valla. Yani, aynen abartmıyorum. 4 günde 65 mekanı falan gördüm. Uyku ihtiyacını sadece arabada giderken yaptı. Aralarda. Nerelerde. Sonra kendine gelip daha yeni radyo gece 4.30 olmuş. Valla çok güzeldi. Yani, uyumadın etmeden uyumadık. Sağ olasın sen de yardımcı oldun. Ne yaptık be kanka ya? Daha ne sen sen de aynı eyvallah, şekilde yani. Olasın. Biz de Hatay'da aynı şekilde. Eyvallah. Oraya da inşallah en kısa zamanda bekliyorum geleceğim. Geleceksin. Keşke aynı şehirde olsaydık Fırat'la. Çok güzel videolar gelirdi aslında 5 ama... 5 milyon bir kanal, 5 milyon bir kanal olurdu. Var çünkü ikimizin de çok böyle ortak takipçisi var. Var, aynen genç öyle. Arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız özellikle. Evet. Yetişkinlerde de keza onu böyle beraber gezince çünkü onu biraz daha böyle fark ettik. Aynen beraber öyle. Daha fark ettik İstanbul'da. Kafa yapımız da uyuyor. Uyuyor. Keşke Eser'in kanalına da güzel olurdu. Muhtemelen senin kanal videolardan önce gelebilir bu video. Aynen öyle. Bir çiğ köfte videosu var. Onu mutlaka izleyin. İzleyin. O hatta yayınlanmışsa kartlara da koyduk. Muhtemelen yayınlanmış olması lazım. Evet. Yani. Yayınlanmışsa kartlara koyduk onu. Evet. Yayınlanmamışsa o yayınlandıktan sonra da koyduk. Hadi bakalım. Ekibimize de abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizleri ben seviyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fırat'a da ayrıca dediğim gibi teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim kanka. İyi ki geldin. Beni davet ettiğin için. Bu güzel seriyi beraber çektiğimiz için. Asıl ben seriyi yani ben danıştım. Normalde müsaade etmeyebilirdin de yani. Sonuçta yok, canım, saygı ne? Duyardım. Senin yok, serin bu. Estağfurullah. Ne ama ya? Çok böyle ne zaman hemen istersen. Zevkle karşıladım. Çok iyi oldu. Aynen. Eyvallah. Güzel oldu. Keyifli oldu. O zaman görüşürüz. O zaman çaylara devam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın.